Bu dersimizde render ve bilgisayar ilişkisinden bahsedeceğiz. Render'ı bilgisayarda yoğun olarak işlemci yapar. İşlemci bu işi üstlenir. Tabi bunun yanında başka donanımlar da buna etkilidir. Bunları bir inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar render'ı temelde işlemci yaptığını belirtmiştik. İşlemci gücünüz çok önemlidir. Bizim için önemli olan asıl olan render'ı kısa süreli bir şekilde bitirmek ve tamamlamak. İşte bu işlemi bizim işlemci gücümüzle alakalıdır. Tabi bunun yerine diğer faktörler de etkilidir. Neler mesela? İşte RAM miktarı ve belleği render süresini kısaltmada etkilidir. Çünkü işlemci alacağı verilerin bir kısmını üzerinde işlem yapacak etmenin bir kısmı RAM belleğine kopyalarak üzerine çalışır. Dolayısıyla burada kullanacağınız RAM miktarı ve RAM'in kalitesi önemli. Yine arkadaşlar ekran kartı render süresinde kısaltmada herhangi bir etkisi yoktur. Sadece render görünümünün biraz daha net görünmesinde bir miktar etkili olabilir. Ancak günümüzde GPU yani ekran kartıyla yapılacak render sistemleri ve render motorları var artık. 3D Max 2012'de bu işlemi E-Ray render motoru yapıyor. İşte E-Ray render motorunda render'ın bir kısmını ekran kartı aracılığıyla yaptırabilmek, yani render yükünün bir kısmını işlemciden alıp ekran kartıyla paylaşmayı sağlayacak bir render motoru olan E-Ray render motorunu kullanmak için Nvidia chipset üreticisinin ürettiği Quadro ekran kartları, profesyonel çizim ve tasarım ekran kartları var. Bunları kullanırsanız render sürenizi ne yapabilirsiniz? Kısaltabilirsiniz ve tabi işlemci yükünü de bu şekilde azaltmış olursunuz. Yine bunun dışında render süresini temelde en çok problem çekilen nokta bu olur. Render süresi arkadaşlar bilgisayar bileşenleri ve alınacak render'ın kalitesi ve render ayarlarınız belirler. Yani siz bir kere bilgisayarlarınızın donanımının yeterli olacak. Bunun yanında bileşenleri iyi olacak. Ve alınacak render'ın pikseli, çözünürlüğü, işte ne kadar ebatta olacağı, bütün bunlar. Bunun yanında bir de kullandığınız render motoru da yapacağınız ayarlarda bu render süresini kısaltmada ve uzatmada etkilidir. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de arkadaşlar, buradaki çizim ekranda ciddi bir optimizasyon yapmanız gerekecektir. Render süresine dair problemleriniz, şikayetleriniz olursa mümkün olduğunca proxy objeler kullanmaya çalışacağız. Ve benzeri yeni polygonlar, eklentiler kullanacağız. Çok yoğun poligon içeren objeler kullanmamaya çalışacağız. Bütün bunlar render süresini kısaltmada etkilidir.